Aksaray ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Eğitime dair programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Sayın Yusuf Eren. Kendisi hem bir edebiyat öğretmeni hem de bir kitap yazarı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sizler de sağ olun, var olun. Bugün edebiyatı konuşacağız sizinle birlikte ama bunları konuşmadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Tabii ki. İsmim Yusuf Eren. Aksaraylıyım. Abdülhamit Han Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeniyim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı bölümünde doktora öğrencisiyim. Hı. Yayınlanmış üç tane eserim var. Yakınlarda Kazım Karabekir Paşa'mızı anlatan Mahrem Esra isimli kitabım yayınlandı. Bu şekilde kısaca. İnşallah güzel satışlar olur. Bir yerlere ulaşırsınız hocam. Amin inşallah. Teşekkür ediyorum bölümünüz edebiyat hocam branşınız. ilk olarak edebiyat nedir? Toplum ve millet hayatında ya da bizlerin hayatında neden önemli edebiyat? Onları konuşmakla başlayalım isterseniz. Tabii ki. Edebiyat köken olarak edep kökünden gelir Arapça. Onlarda şöyle bir vecizde vardır. Edep dinin üçte ikisidir derler. Bu bize Hacı Bektaşi Veli'nin eline diline beline sahip ol edep baş harflerini alırsak edep şeklinde olur. Bu şekilde sirayet etmiştir, öyle geçmiştir. Aynı şey, aynı zamanda e, Hacı Bektaşi Veli'den sonra Yunus Emre de eserlerinde edebiyattan mülhem bahsetmiştir. E, edebiyat bir toplumun olmazsa olmaz bir e, birikimidir. Gelecek nesillere, gelecek toplumlara aktarılma, aktarılmasında, kültürün aktarılmasında Temel taşlardan birisidir. Namık Kemal'in ifade ettiği gibi, bir insanın zekası kullandığı kelime sayısıyla orantılıdır diyor. Balzac da şöyle der: "Millet edebiyatı olan topluluktur. Yani millet eşittir edebiyat. Edebiyat olmadan bir milletin olduğunu düşünemiyoruz." Yunus Emre aynı zamanda şöyle bir söz kullanır: "Usulsüz usul olmaz. Yani bir yere girerken, bir davranışta, bir cümlede," Bir cümle kurarken, bir davranışta bulunurken usule ehemmiyet vermemiz lazım. Usül ne demek? O yerin adabına, terbiyesine uygun bir şekilde hareket etmek. Günlük hayatımızda bu çok önemli. Özellikle Türk toplumu için çok önemli. Hı -hı. Bir şey ifade ediyoruz ama bunu ifade ederken karşımızdaki insanı kırabiliyoruz, incitebiliyoruz ve duygularımızı, düşüncelerimizi tam manasıyla aktaramıyoruz. İletişim noksanlığı doğuyor ve toplum içerisinde meydana gelen tartışmaların, kavgaların, cinayetlerin birçok nedeni, sebebi iletişim eksikliği, iletişimsizliktir. Bunu da ben edebiyattan uzak olmamıza bağlıyorum. Edebiyatın öneminin tam manasıyla anlaşılamadığına bağlıyorum. Şimdi Necip Fazıl, bir milletin edebiyatı yoksa hiçbir şey yoktur der. Edebiyatı insanlar arasında önemini anlatırsak, edebiyat daha çok yaşanılır hale gelirse eminim ki bu tür kavgalar, dövüşler azalacaktır kanaatindeyim. İnsan hayatında e, bize yüzyıllar öncesinde yaşamış kişilerin, şairlerin, yazarların birikimlerini günümüzde onlara ulaşma fırsatı tanıyor. İşte 5000 yıl önce yazılmış olan Orhun abidelerini günümüzde bize anlatan o gün e, verilen öğütleri günümüzde tekrar bize böyle irkilerek kendimize gelmemizi sağlayan bir yazılı kültürdür ve bu edebiyatla mümkündür. Doğrudur hocam. Peki öğrencilerin edebiyata, kitaplara yaklaşımı sizce nasıl olmalı? Bu konuda ben seçici olmalarını tavsiye ediyorum. E, çünkü çok fazla kitap var ve hayatımız sınırlı. Keşke daha fazla 2 üç tane ömrümüz olsa da daha fazla böyle kitaplarla haşir neşir olabilsek. Bu noktada bizim önümüze gelen temel husus Seçici olmaktır. Hı hı. Bütün kitaplara, bütün kaynaklara ulaşma gibi bir imkanımız yok. Bundan dolayı işin içerisinde edebiyat öğretmenlerinin önemi giriyor, ağırlığı giriyor. Bu noktada kişisel, bireysel gelişime katkı sağlayabilecek, onların hayata bakış açılarını, perspektiflerini değiştirebilecek, aynı zamanda günlük hayatta yaşamlarını kolaylaştırabilecek eserleri bizim edebiyat öğretmenleri olarak onlara önermemiz gerekir noktada öğrencilerin özellikle çekinmemeleri kesinlikle gayet rahat bir şekilde. Bu konunun uzmanları olan çok okuyan, çok yazan, çok araştırma yapan kişiler illaki öğretmen olması şart değil. Onlardan yardım almalarını bu konuda da kesinlikle bir tereddüte mahal bırakmadan gayet rahatlıkla yardım almalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü kitap okumak sadece önümüze koyduğumuz nesneyi alıp zihnimize koymak değil, bir nevi o nesneden ...nesneyi özümseyerek yeni bir şey ortaya koymak. Hı hı. Bu önemli zaten. Okumaktan da kastımız bir nevi bu. Yani günlük hayatı kolaylaştıran birikime, bakış açısına katkı sağlayan eserler. Aksaray'da da bir okuma mektebi var hocam. Ee, bunu sormak istiyorum. Bunun amacı ne? Katılım nasıl sizce? Öğrencilere faydalı olabiliyor mu okuma mektepleri? Gayet faydalı olduğunu ben gördüm, hissettim. Nereden hissettim? Çocuklar okuduktan sonra... E, bana yorumlarını, eleştirilerini, kendi bakış açıları bakış açılarıyla iletmeye çalıştılar ve gayet orijinal cümleler, kelimeler duydum ben onlardan. Mektebimizin amacı e, lise öğrencilerinin okuma hususunda hı hı. kendilerini geliştirme hususunda onlara yardımcı olmak, e, biraz önceki soruyla bağlantılı olarak yol göstermeye çalışmak ve bir nevi pandemi sürecinde özellikle çok önemli olduğunu gördüm ben bunun. Evlerinde kapanmış öğrencilerimizi Kılıçarslan Parkı gibi dışarıda böyle halka açık yerlerde bir araya gelip bir muhabbet ortamı oluşturmak. Yani muhabbet ortamından kastımız okuduğumuz kitapla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi, yorumlarımızı birbirimizle paylaşmak. Evet Bu noktada herkes, bütün öğrencilerimiz okuduğunu ortaya koyabiliyor bir, ikincisi de, kendisini ifade etme yeteneğini de geliştirmiş oluyor. Bu da çok önemli. Şimdi bir evde odaya çekilip yalnız başına okumak var. Okuduğumuzu toplum içerisinde anlatmak, ifade etmek var. Bunlar tamamen birbirinden farklı şeyler. Yani şöyle söylenir ya da şöyle düşünülür ki bence tamamen yanlıştır bu. Çok okuyanlar çok güzel konuşur, çok fazla kelime konuşur. Aslında böyle değil. Okuduğunu aktarma imkanı olan insanlar çok fazla toplumla iletişim halinde olan insanlar bence daha fazla dilik güzel kullanırlar. Hitabetleri daha düzgün olur. Ben bu kanaati taşıyorum. Bu noktada çocuklarımıza, öğrencilerimize katkısının olduğunu düşünüyorum ve umarım bu etkinliğimiz katılım artarak devam eder. İnşallah hocam. Kitapları seçerken de Türk kültürüne, Türk tarihine uygun olan çocuklarımızın milli manevi değerleri ...özümsemesi, öğrenmesi açısından katkısı olabilecek eserleri biz e, seçmeye çalışıyoruz. Peki hocam yazarsınız aynı zamanda ve öğretmenlik yapıyorsunuz aktif bir şekilde. İkisini yürütmek zor oluyor mu musun hayatınızda? Birazcık zor oluyor ama ben yazdığım eserlerde genellikle branşımla alakalı konuları araştırmayı tercih ediyorum. Mesela en son Kazım Karabekir Paşa'yı araştırdım. Şimdi o dönemi araştırdığım zaman benim karşıma Mehmet Akif çıkıyor... O dönemin yaşamış şairleri çıkıyor ve dönemin iklimi, atmosferi çıkıyor. Bu bir nevi nedir? O dönemi işte Tanzimat dönemini, Servet-i Fünun dönemini, Milli Mücadele dönemini, o dönemin edebiyatını anlatırken bir nevi bana birikim sağlamış oluyor. Hı hı. Bundan dolayı da ben gayet heyecanla, zevkle araştırmaya devam ediyorum. Yazma heyecanımı o şekilde koruyorum ve benim e, okurken ve yazarken temel prensibim her zaman disiplinli olmaktır. Günlük e, belirli bir saatin altına kesinlikle düşmem. Özellikle sabah vakitlerinin bu anlamda çok bende ayrı bir yeri vardır. O zihnin e, tertemiz, berrak olduğu dönemde e, mutlaka bir okuma ya da yazma faaliyetinde bulunurum. Hatta birisine demişler ki yani ben hocam çok kitap okuyorum okuyorum ama hayatımda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani olduğum yerde duruyorum. Doğru zamanda okumamıştı değil mi hocam? <laughs> evet, e, o da var. Şöyle bir yanıt vermiş. Demiş ki sen yemek yiyor musun? Evet. Yani sabah yemek yedin, öğlen yedin, akşam yedin. Onun etkisini hemen hissediyor musun? Yok hissetmiyorsun. Ne zaman hissediyorsun? Bu e, yavaş yavaş oluyor. Yani sen onun farkında değilsin ama bedensel hücrelerin gelişiyor, uzuvların büyüyor falan. Yani e, onun etkisini biz zaman içerisinde hissedeceğiz. Mesela şu anda sizin konuşmamızda ben e, okuduğum kitaplardan mülhem size hitap ediyorum, cümle, cümlelerimi kurmaya çalışıyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ifade ettiği gibi milletler büyük insanları vasıtasıyla nefes alırlar. Yani bunu da bize sağlayan nedir? Bir nevi edebiyattır, okumaktır. O büyük insanlarımızı, büyük kahramanlarımızı tanımamız bize de milletimiz olduğu gibi bize de nefes almak fırsatı tanıyacaktır. Evet hocam. Öğrencileriniz de sizlerin sayesinde, öğretmenlerin sayesinde bu gibi güzel şeylerden derslerini çıkartıyorlardır. Tarihimizi araştırıp edebiyatımızı öğrenmeye çalışıyorlardır. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama bu edebiyatla ilgili anlattıklarınızla ilgili özetleyecek olursak seyircilerimiz için neler söylemek istersiniz? Seyircilerimiz için bilhassa şunu ifade etmek isterim ben. Yaşamak kendine ve başkalarına faydalı olmak demektir bence <laughs> ve yaşamı çok uzun gören insanlarımız var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yaşam bir nevi 60-70 yıllık bir süreç ama bu zaman dilimi çok çok iyi değerlendirilmeli. Boş yere vaktimizi harcamamalıyız. Çünkü bir nevi kökünden sulanmayan ağaç kurumaya mahkum oluyor. Bu ne demek? Yani geçmişin birikimlerini bilmeden biz kendi hayatımızı ya da yaşadığımız bu sürecin hayat olup olmadığının bile farkında olmuyoruz. Bu anlamda çok önemli. Bunu da ayrıca ifade etmek isterim. Zamanlarını çok iyi değerlendirsinler ve özellikle önce kendilerine ve sonra başkalarına. Bu bir aile içerisinde bir baba olabilir. Toplum önünde bir öğretmen olabilir. Hastanede bir doktor olabilir. İnsanlara faydalı olabilecek şeylerin bilgilerin kültürün, medeniyetin peşinde olmalarını ben tavsiye ediyorum. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık hocam. İyi ki geldiniz. Sizleri tanıdığımız için de çok memnun olduk efendim. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da eğitime dairin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hiçbir zaman eğitimden ayrılmayın. Kitap okumayı bırakmayın değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalın.